Şimdi Ekrem İmamoğlu bugün Gümüşhane'ye gitti arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Gümüşhane'deydi. Ve Gümüşhane'de şöyle karşılandı. Evet bu şekilde. Tamam. Koç chat clap. Başkanım. Başkanım. Fotoğraf çekebilir miyiz başkanım? Yavaş yavaş yürüyelim artık. Çek hadi çek. Evet, gel. Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı günler. Ciddi bir kalabalık Ekrem İmamoğlu'nu karşıladı. Bazılarının ellerinde Türk bayrakları vesaire falan var. Halkın umudu İmamoğlu diyerekten İmamoğlu'yla fotoğraf çekilmeye, konuşmaya vesaire çalışıyorlar. Böyle vallahi çok tanıdık. Ha? Tanıdık mısın? Tanıdık. Bir saniye, telefon çalıyor. Güzel cuma günü, güzel Gümüşhane'mizin, benim de yaşamımın her zaman değerli bir yeri olan bu güzel şehrimizin, güzel hemşehrilerimizin yanında olmak beni çok bahtiyar etti. İnşallah çok daha güzel günlerde hukukun, adaletin, insanların eşitliğinin, çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun, gençlerimizin hiçbir zaman işsizlik sorununun olmadığı ve her birimizin eşit ve hakça bölüştüğü bir nimet ortamı. Murat Taksi. Buradan reklamda. Ticaretin bereketli olduğu günlerde yine Gümüşhane'de buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Diyor, iyice giriyor siyasete. Ha? Adam siyasetçi kanka. Nasıl yani? Anlamadım ama. Okey. Şey mi, daha aktif şehir geziyor falan, o anlamda mı? Ha evet, bunu bazıları şey olarak yorumlamış ki insanın aklına da o geliyor yani. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şehir geziyor. Niye geziyor? Çünkü İstanbul Büyükşehir Başkanı, Gümüşhane ne alaka? Çünkü buna benzer durum daha önce bir hatırladığım kadar Recep Tayyip Erdoğan'da oldu. Yani hem belediye başkanlığı döneminde başka şehirlerden de insanlar tarafından çok sevilen, işte sürekli halkın umudu bilmem ne, işte başbakan vesaire diye slogan atılan vesaire. Erdoğan geliyor aklıma. Bir şiir okusa belki yani bilemiyorum. Çok gidiciler abi, hepsi hükümeti olmaya çalışıyor. Niye gittiğini de şöyle açıklamış, hemen göstereyim. Anısı çok güzel bir kurumla yaşayacak. Geçtiğimiz yıl Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz İstaç şirketimizin genel müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane'de çok güzel bir bilim ve sanat merkezi inşa ediyoruz. Proje DM'ye geçen herkesi kutluyor. Mustafa Canlı'yı rahmetle anıyorum demiş. İstaç'ın vefat eden genel müdürü Mustafa Canlı adına Gümüşhane'de bir bilim ve sanat merkezi yapılıyormuş. O yüzden gittiğini söylüyor. Burada da bu şekilde paylaşmış. Biz de Allah rahmet eylesin diyelim. Bunun üzerine bir soru soruyorlar Ekrem İmamoğlu'na. Diyorlar ki Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız? Acaba bunlar bu soruları duymaktan sıkılmıyorlar mı? Belediye başkanı olduğundan beri aday olacak mı? Cumhurbaşkanı olmak istiyor mu? He? Görecek mi bizi? Bizi yönetmek ister misiniz? Ekrem İmamoğlu da demiş ki bizim duyduğumuz ve dinlediğimiz iki kıymetli ses vardır. Bir tanesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir tanesi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, süreci onlar yönetiyor demiş. Yani burada Cumhurbaşkanı adayına karar verecek olan isimler Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'dir demiş. Lakin ben bu açıklamanın artık yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ya da işte Başbakan, artık ne dersiniz, hani o sistem nasıl getirecek bilmiyorum. Olmak istediğine kesin gözle bakabiliriz. Hani şey diyoruz ya, acaba olmak ister mi, olmak istemez mi, şöyle mi böyle mi? Ekrem İmamoğlu siyasi kariyerinde dünkü açıklamasında da zaten dinlediğimiz gibi hızlı bir şekilde yükselmek istiyor. Yani bu açık kapıyı bırakıyor. Evet yani ben buradan şunu anlıyorum. Evet olmak isterim ama hani burada bu son sözü söyleyecekler. İki partinin genel başkanıdır. Millet İttifakı'dır. Diyor. Bakalım Millet İttifakı, yani Kılıçdaroğlu, Meral Hanım ve artık diğer partiler katılacak ya da dışarıdan destek verecek partiler bu konuda ne düşünüyor, neler yapacaklar, göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu zaten önümüzde gibi gözüküyor, bakalım neler olacak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup partiyi bıraktığı bir senaryoda görebiliriz, bunu daha önce de dile getirmiştim ben zaten. Ya da direkt İmamoğlu'nun bir adaylığını görebiliriz. Bakalım zaman bize neler getirecek. Akşener yavaş öne sürer. Vallahi oraları bilemiyorum arkadaşlar. Akşener zaten olmayacağını söyledi. Yani bence şu an için baktığında iki tane yol var. Bir, Ekrem İmamoğlu'nun direkt adaylığı. İki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun direkt adaylığı. Göreceğiz neye karar vereceklerini, hep beraber yaşayacağız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı için aday olsa ve parlamenter sisteme geçsek diğer seçimde başbakan olma ihtimali olmaz mı demiş. Valla dediğim gibi onu böyle çok hızlı bir şekilde şu an şöyle bu an böyle yapamayız. Hani sürecin ilerlemesini bekleyeceğiz. Şu an tabii ki tahminlerde bulunuyoruz ama sürecin ilerlemesini bekleyeceğiz. Gelişmeler gösterecek çünkü bir gün diyorsun ki herkes ayrı aday mı çıkaracak, sonra tek aday olacağı kesinleşiyor. Meral Akşener mi, şu mu bu mu vesaire diyorsun. Meral Akşener diyor ki ben aday olmayacağım. İşte şimdi elimizde adaylar var, belki ileride bir açıklama daha yapılacak, diyeceksin ki böyle değil böyleymiş. Uzuyor da gidiyor yani. Yani ama evet, İmamoğlu bu yaşta pasif cumhurbaşkanı noktasında siyasi kariyerini devam ettirmek ister mi bilmiyorum. O yüzden işte acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve partiyi bırakması, parti başkanlığını bırakması, geçmesi, daha sonra onun yerine Ekrem İmamoğlu'nun belki parti başına gelmesi vesaire gibi şeyleri de ben kafamda düşünüyorum açıkçası. Göreceğiz arkadaşlar neler olup olmadığını. Bence ne malum parti, ne CHP, ne şu ne bu olacak. 5-6 ay sonra çıkan yeni partilerden birisi alacak. Birisi bunu alsın, daha sonra sen müneccim misin yazabilir. Ne? 5-6 ay sonra çıkan yeni partilerden birisi alacak. Seçimi mi? Belki başını alır şöyle bir kırılma noktasında. Ya şu an şimdi az önce şeyin de söylediği gibi şu an ciddi bir kutuplaşma var arkadaşlar. Yani iki tane şey var. Adını ittifak ve insanlar bu iki ittifakın altında toplanıyor. Oraya yakın olanlar var, uzak olanlar var. Yani şu an yeni bir parti çıkacak da bütün %36 falan yani geç ya, yani yeni açılan partilerin halini görüyoruz. %1 bile alamıyor çoğu. Yani %0.4, 0.5, 0.8. Oralarda %1'e bile ulaşamıyorlar yani. O yüzden söylediğim biraz hayal. Açıkçası. Yeni partiler. Ama ben Mustafa Sarıgül'e oy veririm, onu söyleyeyim.